Gaziantep'in Karkamış ilçesinde 21 Kasım tarihinde Fırat'ın doğusunda bulunan Aynel Arap bölgesinden yapılan hain roketli saldırılarda öğretmen Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş şehit oldu. Terör örgütü PKK-YPG'nin roketli saldırısında şehit olan sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan son anlarında büyük bir faciayı engelledi. Roketlerin düşmeye başlamasıyla birlikte Koca Tepe İlkokulu'nda bulunan ve sınıflardaki öğrencileri sığınağa götürmek için harekete geçen Ayşenur Alkan, öğrencileri başarılı bir şekilde sığınağa götürdü. Ayşenur öğretmen, daha sonra sığınağa gelemeyen öğrenci olup olmadığını kontrol etmek için sığınaktan çıktı. Okulun koridorlarını kontrol eden Alkan'ın öğretmenler odasına baktığı esnada, okul bahçesine düşen roketten saçılan şarapnel parçalarıyla hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Şehit öğretmenin yakınlarından Fatih Can Kesen, şehit öğretmen Ayşenur Alkan'ın evinde geçirdiği son gününü anlattı. Şehit öğretmen Alkan'ın son gününde sabaha kadar uyumadığını belirten Fatih Can Kesen, "Şehidimiz bir hafta aranın ardından öğrencileriyle kavuşacağı için gece sabaha kadar uyuyamamış. Buruk ve hüzünlü bir şekilde evden ayrılmış. Olay anında çocukları sığınağa yönlendirmiş. Dışarıda kalan var mı?" diye sığınaktan çıktığı anda şehit olmuş." isabet eden şarapnel parçasıyla şehit olmuş. Çocukları kontrole çıkmış. Çıktığı anda şehit olmuş. Küçüklüğünden beri kendisini tanıyorum. Çok iyi bir kızdı, dedi. Can Kesen, Alkan'ın memur olabilmek için KPSS'ye hazırlandığını, hem sınav masraflarını karşılayabilmek hem de ailesine katkı sunabilmek amacıyla sözleşmeli öğretmenlik yaptığını belirterek, memur olabilmek için sözleşmeli öğretmenlik yapıyordu. KPSS'ye hazırlanıyordu dar gelirli bir ailenin kızı olduğu için sözleşmeli olarak çalışıyordu diye konuştu. Acılı anne Hayri Alkansa, kızının herkese yardım ettiğini, daha fazla yardım edebilmek için atanmayı beklediğini kaydetti. Kızının 3 ay önce sözleşmeli olarak öğretmenlik yapmaya başladığını anlatan anne Alkan, ''Ciğerimiz yanıyor. Mahvolduk. Benim yavrumun kimseye zararı yoktu. Bir tek kızım vardı. Nasıl dayanacağım bilmiyorum. Hayalleri vardı para kazanayım durum olmayanlara yardım edeyim diyordu. Atanırsam daha yüksek alırım, daha fazlasına yardım ederim derken atanmayı bekliyordu. 3 aydır ücretli çalışıyordu. Allah onları kahretsin şeklinde konuştu.